Müslümanlara en sıkışık zamanlarında yardımı esirgemeyen Cenab-ı Allah, Bedir Savaşı'nda olduğu gibi birçok defa Osmanlı askerine nusretini göndermiştir. Bunlardan bir tanesi, Müslüman Türk askerlerinin Kırım'da Ruslarla yaptığı savaş ve tarihçi Ahmet Muhtar'ın kaydettiği hadisedir. Ruslar, Oltanice'de 150 bin kişilik bir kuvvetle Eflak Boğdan mıntıkasına girdiklerinde sadece 25 bin kişi Bükreş üzerine saldırmıştı. Oltanice'de Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'nın kumandasında 3 bin kişilik bir kuvvet Rusları tutmaya çalışıyordu. Ellerinde ise 2 veya 3'den fazla bataryalar bile yoktu. Ruslar evvela Oltaniçe'de bulunan Türk askerlerini ezmeyi planlamışlar. Buraya 10 misli bir kuvvetle hücuma geçmişlerdi. Bu manzarayı Eflak Boğdan ahalisi, hatta yabancı gazeteciler görmek istiyor ve Rusların Türkleri nasıl perişan edeceğini seyre hazırlanıyorlardı. Sabahın erken saatlerinde Ruslar topyekün bir ordusuyla top ateşleriyle Müslümanlar üzerine gülle yağdırmaya başlamışlardı. Müslümanların arkasında Tuna Nehri akıyordu. Bu sebeple geriye dönmeleri de imkansızdı. Düşmanın sayı ve silah bakımından kendilerinden kat kat üstün olduklarını gayet iyi bilen Türkler, kol ağasını da müsaadesiyle abdest alıp iki rekat namaz kılarak birbirlerine helalleşip kucaklaştılar. Artık son hücumlarını yapacaklar, Allah ne emrettiyse ya şehit veya gazi olacaklardı. Çünkü Türklerin ellerinde bütün mermileri de bitmiş, Süngütak emri verilmişti. Yeri göğü titreten o müthiş topların himayesinde Türklere iyice yaklaşan Ruslar artık ağır silahlarını susturmuşlar, süngülerini takmışlardı. Karşı tepelerden Türklerin birkaç misli düşman elinde nasıl eriyip yok olacağını düşünerek gayri ihtiyari gözleri yaşararak seyreden yabancı gazeteciler ve halk neticeyi beklemeye başlamışlardı. O anda müthiş bir hadise oldu. Bir elini semaya doğru kaldıran kol ağası şehadet parmağıyla gökyüzünde bir şeylerin olduğunu gösteriyor ve şöyle sesleniyordu. Gaziler! Benim imanlı çocuklarım bakınız, Allah Celle Celaluhu bize yardım gönderdi. Semaya bakın diyerek haykırmaya, hançeresini yırtarcasına bağırmaya başladı. Allah'tan başka sığınıkları kalmayan Osmanlı Türk askerleri bir anda gökyüzüne baktılar. Ne görsünler? Bölük bölük yeşil elbiseli, turna gibi dizilmiş melaike ordusu, Müslüman imdadına yetişmiş ve Rus askerlerinin üzerine bir kartal gibi saldırmaya başladılar. Türk askerlerinin yanlarına gelen gazetecilerin ilk sorusu şu oldu. Yanımızda sizlerle beraber savaşan o nurani, yüzlü, yeşil elbiseli askerler nerede? Onları bize gösterir misiniz? Demeye başladılar. Allah işte böyle melekleriyle yardım etmişti.